Merhabalar, ismim Altuğ Emnaketi, Doğa Bilimleri Derneği kurucusu ve başkanıyım. Genç bir dernek olmamıza rağmen birkaç yılda 4000'e yakın konferans verdik. Yurt dışına açıldık, Azerbaycan'da, İsveç'te, Hollanda'da şubeler kurduk. Yakında yeni ülkeler bekliyoruz. Peki biz kimiz ve ne anlatıyoruz? Ben bir bilim araştırmacısı ve doğa severim. Dernekteki arkadaşlarım da akademisyenler, iş adamları, öğrenciler hepsi bilimsever ve doğa gönüllüsü insanlar. İnsanlığa hizmet etmek isteyen arkadaşlar. Biz şunu istiyoruz. Her yaştan insan eğitimli olsun olmasın, bilime ve doğayı sevsin ve korusun. Fakat bu sadece niyetli olmuyor. Çalışmak lazım. Doğayı ve canlıları tanımak gerekiyor. İşte biz burada devreye giriyoruz. Sevmek için tanımak gerektiğinden yola çıkarak doğayı tanıtmaya çalışıyoruz, canlıları tanıtmaya çalışıyoruz. Evreni, doğayı, canlıları, onlardaki özellikleri tanıtmak için herkesin anlayabileceği, her yaşta, her sınıftan insanın anlayabileceği şekilde, anlaşılır bir dilde ve tarzda bilimsel bilgileri ulaştırmaya çalışıyoruz. Dünyamızı anlatıyoruz, canlıları anlatıyoruz, evreni anlatıyoruz. Nasıl bir evrendeyiz? Büyük patlama sonucunda 13.7 milyar yıl önce ortaya çıkmış olan bu muazzam evren dev bir kuantum bilgisayar gibi çalışıyor. NASA'nın verilerine göre 400 milyar tane galaksi aşağı yukarı. Her birinin içerisinde 200-300'er milyar tane yıldız. Hepsi kendi hassas yörüngelerinde birbirlerine uzaklaşarak seyahat ediyorlar. Fizik kanunları tüm evrende aynı çalışıyor. Belli sayıda atom evrenin her noktasında aynı plan üzerinden bağlar kuruyorlar. Dünya bu noktada evrenin incisi konumunda. Niye inci? Çünkü bilimsel olarak atomların hayata uygun şekilde bir araya gelerek organik moleküllerin yaşayabilecekleri bir canlılık için milyonlarca olmazsa olmaz denge gerekiyor ve bunlar sadece bizim dünyamızda mevcut. O yüzden evrenin incisi konumunda. Mavi gezegen okyanuslara, ormanlarından dağlarına, içinde yaşayan canlılarına, muhteşem güzelliklere sahip. Doğayı ve canlıları bilimsel olarak incelemek, onları tanımak korumanın ilk adımı. Çünkü bilime ve doğaya ilgi artarsa sevgi de artacaktır. Bu anlamda konferanslarımızda ekosistemi, canlıları, onlarda bulunan ilgi çekici özellikleri, teknolojileri, mühendislik yapılarını anlatıyoruz. İnsan dışında doğaya zarar veren mikroplar dahil hiçbir canlı yok. Tüm canlılar teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Mühendislik arkası yapılara sahipler. Fakat bunları yaparken ne bir atık bırakıyorlar, ne gürültü yapıyorlar, ne de dünyaya zarar verecek enerji kaynakları kullanıyorlar. O halde canlıları taklit etmek bize doğaya dost teknolojiler, sanayi, mühendislik geliştirmeyi öğretecek ve öğretiyor. Bu öğrendiklerimiz biyomühendislik, biyogenetik, biyomimetik adlı yeni bilim dallarını ortaya çıkardı. Ve bu sayede çevreye dost malzemeler geliştiriyoruz ve dost enerji kaynakları kullanmayı öğrenmeye çalışıyoruz. İşte size bazı örnekler. Mesela mühendislerimizin geliştirmekte oldukları malzemelerde esinlendikleri bazı canlılar var. Bunlardan bir tanesi örümcek. Örümcek ağından üretilmiş olan yeni tekstil ürünleri. Kurşun geçirmez kumaşlar mesela, çok hafif ve çok sağlam, çok esnek malzemeler. Veya arıların ürettikleri, yuvalarında kullandıkları kağıt. Arılar kendi özel e, kimyasallarıyla karton üretiyorlar. Ya da insan kemiğinden örnek alınmış ya da istiridyeden esinlenilmiş olan sağlam hafif malzemeler yani seramiksi yapılar. Bunlar dışında bizim dişlerimiz veya e, timsahların fiberglas teknolojisine örnek olacak olan o sağlam derileri. Bunlar gibi doğada birçok malzeme var. Ya da farklı teknolojiler. Doğada çok sayıda ışık ve aydınlatma sistemleri var. Bunları üreten canlılar var. Yani soğuk ampulü kullananlar var mesela veya fiber optik aydınlatma kullananlar var. Doğada bugün ödüller kazanan mimarların örnek aldıkları mimari yapılar var. Termitlerin evleri mesela, termit gökterenleri ya da farklı başka canlıların yaptıkları evler. Kimya laboratuvarı gibi çalışan canlılar var. Sivrisinekler, uçan böcekler, arılar. Sırtlarında ameliyathane veya laboratuvar taşıyan helikopterler gibi. Yani uçan canlılar örnek aldığımız. Doğada çok iyi uçanlar, çok iyi manevra yapanlar, çok iyi yüzenler. Bizden bunları çok daha iyi yapanlar. Mini robotlar. Ya da bilgi teknolojilerinde bize ilham kaynağı olan, bilgisayar teknolojilerimizi ilerletmemize yardım, yardımı olan dünyanın en hızlı, en küçük ve en az enerji harcayan ve aynı zamanda öğrenen bilgisayar beynimiz. Vücudumuzun komuta merkezi. Ya da çok küçük alanda mikro işlemciler yani moleküler biyolojinin ortaya koymuş olduğu hücremizin çekirdeğindeki o programımız milimetrenin e, aşağı yukarı yüz binde biri bir alana kodlanmış. Bir hard disk olarak düşündüğümüz zaman bizim hiç depolamayı bile hayal edemeyeceğimiz kadar küçük alanda depolanmış 3.1 milyar tane kod. Bir tane DNA'dan bahsediyoruz. Kendi vücudumuzda ve canlılarda öğrenecek daha çok şeyimiz var. Her canlı bir bilgi hazinesi ve biz onların sırlarını çözdükçe kendi hayatımız kolaylaşıyor, güzelleşiyor. Doğadaki düzen, canlılardaki teknik donanım 4 milyar yıllık bir geçmişe sahip ve bu yaşayan ansiklopediler dünyada hep vardı. Fakat biz onları okumayı daha yeni öğreniyoruz. Biz dernek olarak bilimsel araştırmaların, yeniliklerin toplandığı bir internet portalı ve bir bilgi platformu olmak istiyoruz ve oluyoruz da. Fakat sadece internette değil, canlı olarak da konferanslarla ulaşabildiğimiz kadar çok insana bu bilgileri ulaştırmanın gönüllüsüyüz. Eğer siz de bu bilgileri bizden dinlemek ve kendi bilgilerinizi de bizle paylaşmak isterseniz bize internet adreslerimizden veya dernek telefonlarımızdan ulaşın. Birlikte faaliyet yapmaktan büyük mutluluk duyarız. Teşekkürler.